Halkların Demokratik Partisi grup önerisinin lehinde olmak üzere ikinci konuşmacı İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Bekaroğlu. Süreniz 10 dakika, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz evvel konuşan iktidar partisinin sözcüsü Atizi itizine karıştı dedi. Bugün değil değerli arkadaşlarım. Ta baştan beri Atizi itizine karışmış durumdadır. Bugün izah edemediğiniz bu FETÖ terör örgütü aslında sizin iktidar döneminizde Atizi itizine karıştığı bir dönemde devlete yerleşmiştir ve siz bunun hesabını daha vermediniz. Araştırma komisyonunda da maalesef bunu örttünüz. Değerli arkadaşlarım, bugün bu öneriyle ve biraz sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin sunduğu öneride konuşacağımız konu dün akşam yayınlanan kanun hükmündeki kararname ve buradan ihraç edilenler, özellikle akademisyenleri konuşuyoruz. Bu konuya hiç giremiyorsunuz. İktidar Partisi bu konuya girmiyor Sayın Başkan Vekili. Niye girmiyor? Çünkü söyleyecek bir sözü yok. Aynı şekilde anayasa değişikliğini, halk oylamasına sunulacak olan anayasa değişikliğini savunmak için de bir sözü olmadığı için başka konularda geziyor. Biraz evvel isimleri geçti, birkaç ismi ben tekrarlayayım. İbrahim Kaboğlu'nu, Cihangir İslam, Yüksel Taşkın, Öget Öktem Tanör, 82 yaşında, rahmetli Bülent Tanör'ün eşi, Türkiye'nin ilk nöropsikoloğu. Cem Kaptanoğlu, psikiyatrist. Eski Türk Tabipler Birliği Başkanı Özdemir Aktan, Murat Sevinç, dünya kadar isim. Numan Kurtulmuş buralarda yok sanıyorum. Has Parti döneminde Sayın Kaboğlu'nu anayasa paneline çağırmıştık ve alkışlamıştık. Her dönem insan haklarını, hakkaniyetini savunmuş bir insan. Ama çok daha önemli bir isim var burada. Profesör Cihangir İslam, Türkiye'nin en iyi omurga cerrahı. Saadet Partisi ve Has Parti'nin kurucusu. 28 Şubat döneminde ve daha öncesinde 3 defa Ankara Üniversitesi'nden atılmış. Ama o dönem mahkeme yolları açık olduğu için geri dönmüş arkadaşlar. Tarihe geçiyorsunuz, tarihe. Kenan Evren'i geçtiniz. İnanın, Kenan Evren'i geçtiniz. Sizin yaptıklarınızı hiçbir şekilde 28 Şubat'la mukayese edemeyiz. Çok sayıda insan görevinden alındı 28 Şubat'ta, mahkeme kararı ile geri döndü. Ben dahil. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten ne yapıyorsunuz? Bindiğiniz dalı mı kesiyorsunuz? Yoksa siz bir referandum stratejisi olarak mı o hali kullanıyorsunuz? Gerçekten Allah'ın lütfu böyle mi değerli arkadaşlarım? Bakın, onlarca insan, gazeteci, hiç FETÖ ile falan ilişki kurulamayacak insanlar herhangi bir iddia hazırlanmadan 6 aydan beri içerideler. Önce bu arkadaşların Ali Bulaç, Sayın Tayyip Erdoğan'a da danışmanlık yapmıştır. Ali Bulaç önce mallarına, ki garibanın dünya kadar kitap yazmış, iki tane dairesi bir dükkanı çıktı. Önce tedbir koydunuz, sonra müsaade ettiniz. El koydunuz ve eşine yazı yazdınız. Şu tarihte evi boşalt diye. Değerli arkadaşlarım, gerçekten bunları herhangi bir ahlakilikle bunları izah edemeyiz. Yoldan çıktınız, yoldan değerli arkadaşlarım. 12 Eylül'ü geçtiniz, Kenan Evren'i geçtiniz. Tarihe geçiyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisi, partiniz gerçekten ahlakiliğini, söylem üstünlüğünü, ütopyasını yitirdi. Savunacak hiçbir şey yok. Bu baskıların, bu hukuksuzluğun, başka bu kibrin, saldırganlığın başka hiçbir anlamı olamaz değerli arkadaşlarım. Bakın, gerçekten bu gerginliği tırmandırmak, kutuplaşmayı arttırmayı bir referandum stratejisi olarak kullanıyorsunuz. Çünkü siz yapmış olduğunuz anayasa değişikliğinin millet tarafından bilinmesini istemiyorsunuz. Sürekli milli irade, milli irade, millet, millet, seçildik, seçiliyoruz diyorsunuz. Ama bunun ne anlama geldiğini millet tarafından bilinmesini istemiyorsunuz. Kanun hükmünde kararnamelerle değişik insanları görevinden atıyorsunuz, uzaklaştırıyorsunuz, hapsediyorsunuz. Hayır kampanyası yapanların üzerine saldırıyorsunuz, toplumu geriyorsunuz. Oradan resimler çekeceksiniz ve hayrın meşruiyetini ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ama kendi meşruiyetinizi ortadan kaldırıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Başbakan yardımcısı çıktı, terör dedi. Eğer evet çıkarsa terör bitecek. Sonra başka bir şeyler söyledi.
Bekir Bozdağ, Sayın Bakan Yozgat'ta çıktı, terör örgütlerini saydı. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'ni söylemeye başladı. Dün daha ve bugün Sayın Başbakan ısrarla ve ısrarla söylediği şey, kimin hayır, kim hayır diyor. PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri, FETÖ'nün kaçak terörist sürüsü, başka kim diyor, kim yürütüyor hayır kampanyasını? CHP, HDP. Bu ne aymazlık arkadaşlar, başka kelime bulamıyorum. Bu ne sorumsuzluk değerli arkadaşlarım. Bir ülkenin başbakanı ana muhalefet partisinde mecliste grubu bulunan partilere nasıl terör örgütleriyle birlikte anabilir arkadaşlar? Burada ahlakilik nerede, siyasi ahlak nerede? Burada insaf nerede? Hatta ve hatta bunu hangi terbiye ölçüsüyle izah edebiliyoruz değerli arkadaşlarım? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz, böyle bir şey yapmaya hakkınız var mı değerli arkadaşlarım? Savunduğunuzun gerçekten anayasa değişikliğini savunamıyorsunuz arkadaşlar. Bunun anlamını milletin öğrenmesini istemiyorsunuz. İstemiyorsunuz. Bunun yerine şantajla, tehditle, hatta ben terör demeyeceğim, toplumu terörize ederek bunu şeyden geçirmeye çalışıyorsunuz. Bu referandumda böyle bir hava oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu acizliktir değerli arkadaşlarım. Gerçekten acizliktir. Güvensizliktir. Adalet ve Kalkınma Partisi biz beğeniriz, beğenmeyiz. Onlarca böylesine önemli olaylardan geçti. Ve ilk defa kendisini savunamıyor. İlk defa söylem üstünlüğünü kaybetmiş durumdadır. Öylesine kaybetmiş ki başbakanın ağzından çıkan sözlerin ne anlama geldiğini düşünmeyecek kadar kaybetmiş durumdadır. Bugüne kadar böyle değildiniz arkadaşlar. Bugün bu hale geldiniz. Niye bu hale geldiniz? Çünkü aklınız başınızdan gitti. Ne zaman gitti söyleyeyim size. O Bekir Bozdağ, Sayın Bakan. Hatırlıyor musunuz kongrenizde? Cumhurbaşkanının mektubu geldi de sizi ayağa kaldırdı. Tazim vaziyetinde dinlediniz ya, alkışladınız ya. O zaman aklınız başınıza gitti. O zaman liderinizin normal bir insan olduğunu unuttunuz. Ve şimdi hala o büyünün içindesiniz. Sihrin içindesiniz. Ne yaptığınızı bilmez durumdasınız değerli arkadaşlarımız. Yaptığınız için güvenmiyorsunuz. Niçin bunu yaptığını bilemiyorsunuz. Çift başlılık diyorsunuz. Öbür taraftan çıkıyorsunuz. Efendim koalisyonlar kötüdür diyorsunuz. Peki niçin çıkıp ne yaptığınızı anlatmıyorsunuz? Anlatamıyorsunuz çünkü. Şöyle bir şey nasıl anlatacaksınız? Diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı mesela çıkacak, diyecek ki ben artık, benim cezai sorumluluğum var. Benim atadığım insanlar beni yargılayacak. Ey millet, bu iyi bir şeydir, rey ver. Bunu nasıl diyeceksiniz? Bunu savunmanız mümkün mü arkadaşlar? Nasıl anlatacaksınız bunu? Bir adam seçip kral yetkileriyle onu donatıyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Milletvekillerini, efendim yargıçları, tüm bakanları, bürokratları, hepsini o seçecek. İşte bu demokrasidir. Nasıl diyeceksiniz arkadaşlarım? Diyemezsiniz. Savunamazsınız. O nedenle bugün burada konuştuğumuz akademisyenlerin görevlerinden KYK ile uzaklaştırılması konusuna hiç girmedi sözünüz. Giremez de, grup başkan vekiliniz de giremez. Çünkü savunacak bir tarafı yok. Bu insanlar niçin görevlerinden atıldı, bunu söyleyecek bir şey yok. Bu Cihangir İslam'la bir şey daha söyleyeyim. Cihangir İslam, hani dedim ya, Has Parti'nin ve Saadet Partisi'nin kurucusu, bildiriye falan da imza atmamış. Böyle bir şey yok. Daha sonra bu bildiri ifade özgürlüğüdür, ifade özgürlüğünü savunuyorum diye ikinci bildiriye imza atmış. Dolayısıyla savunacağınız hiçbir şey yok. Değerli arkadaşlarım, bakın bundan vazgeçin. Bu toplumu bölüyor. Bu gerçekten hepimize zarar veriyor. Bu hava ile, bu gerginlikle hayır diyen herkesi, evet Sayın Bostancı, hayır diyen herkesi teröre yazıyorsunuz. Teröre bir şekilde iliştiriyorsunuz. Bu şekilde bu referandumun güvenliği olmaz. Yanlış yapıyorsunuz. Buradan herkes zarar eder. Bakın ben başbakana buradan bir şey söyleyeyim. Eğer kendinize güveniyorsanız, size de söylüyorum. Eğer gerçekten onur sahibi insanlarsanız, haysiyet sahibi insanlarsanız, bakın gelin ben size söyleyeyim. Çıksın Sayın Başbakan, hayır kampanyanın yapanların üzerine herhangi bir baskı uygulamasını kınıyorum. Valiler ya da devlet görevlileri bunları yaparsa bunları kovuşturacağım desin. Çıktın Sayın Başbakan, bizim vergilerimizle kurulan TRT ve Anadolu Ajansı gibi mecralarda evet ve hayırın eşit bir şekilde savunulacağının teminatını versin, gelsin söylesin. Çıksın Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı, devlet imkanlarının, bizim paralarımızla, vergilerimizle alınan uçak
uçakları, arabaları, imkanları bu iş için kullanmayacakların sözünü versinler, bunu ilan etsinler. Bu iş için Beytülmal'den bir kuruş almayacağız, söyleyin gerçekten onurlu insanlarsanız. Çıksın Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı RTÜK aracılığıyla kanunlara uygun bir şekilde bütün televizyonlarda evet ve hayır diyenlerin eşit bir şekilde temsil edileceğin garantisini ortaya koysunlar. Ve çıksın lütfen tamamlayınız. Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı belediye imkanlarının da evet lehine kullanılmayacağını ilan etsin. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. Bu seçim sistemi üzerinde çok ciddi şaibeler var, konuşmalar var. Bunun gidermenin bir yolu var. Sayın Başbakan, çıkın bunu yapın. Nasıl yapacaksınız? Bunu şeffaflaştıracaksınız. Bunu gerçekten siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerinin denetimini açacaksınız. Bunları yapmazsanız bu seçim, bu referandum şaibeli olur değerli arkadaşlarım. Ve yıllarca bu konuşulur. Eğer gerçekten sözünüz sözse, eğer gerçekten biz hala hakkaniyetin kırıntısını içimizde taşıyoruz diyorsanız bunları yapın ve hodri meydan gidelim, bakalım halk ne diyormuş onu görelim değerli arkadaşlarım, saygılarımla. Teşekkür ederiz Sayın Bekaroğlu.